Merhaba dostlarım. Bu videomda sizlere dünyanın ve İslam dünyasının gelmiş geçmiş en büyük komutanlarından birisi olan Selahaddin Eyyubi'nin kısa biyografisini anlatmaya çalışacağım. Selahaddin Eyyubi 1137 yıllarıyla 1193 yılları arasında yaşamış büyük bir devlet adamı, büyük bir komutandır. Eyyubi devletinin kurucusu Arap asıllı Kürttür. Etnik kökeni hakkında hala tartışmalar devam etmektedir. Selahaddin Eyyubi 1137 yılında Abbasiler döneminde Irak'ın Tikrit kentinde dünyaya gelmiştir. Selahaddin Eyyubi'nin hem İslam dünyasında hem de dünyada tanınmasını sağlayan olay Kudüs'ü fethederek Haçlılardan kurtarmasıdır. Selahaddin Eyyubi tanınmış bir Kürt ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının adı Necmettin Eyyub'dur. Selahaddin Eyyubi'nin ailesi Hezbaniye Kürtlerinin Revvadiler kolundandır. Revvadilerin soyu ise aslı Arap olan Yemenli Ezidi kabilesine dayandığı düşünülmektedir. Selahaddin Eyyubi çocukluğunda iyi bir tahsil almıştır. Dini konulara da çok meraklıydı. Selahaddin Eyyubi'nin biyografisini yazan El-Bahrani, Selahaddin Eyyubi'nin Oklit geometrisi, aritmetik, matematik, astronomi konularında uzman olduğunu belirtmiştir. Selahaddin Eyyubi ayrıca mantık, felsefe, sosyoloji, İslam hukuku, fıkıh konularında da tahsil görmüştür. Dine olan ilgisinin en büyük sebebi olarak da şu gösterilmiştir: Kudüs'ün Hristiyanlar tarafından alınması. Selahaddin Eyyubi Arapçayı ve Kürtçeyi ana dili gibi konuşuyordu. Ayrıca Farsça ve Türkçeyi de bilirdi. Kendisi amelde Şafii, itikatta ise Eşari'ydi. Selahaddin Eyyubi 26 yaşındayken amcası onu askeri konuda eğitmek üzere yanına aldı. İlk başarısı Mısır'daki Bilbeis kentinin ele geçirilmesidir. Mısır Haçlıları ile yaptıkları bu savaş sırasında kendisine saldıran Kayseralı Hük isimli kumandanı esir almıştır. Bu başarılarından dolayı halife Selahaddin ve amcasını İskenderiye'ye göndermiştir. Orada kendilerine kale, asker ve para vermiştir. Bu arada kaleye saldıran Mısır Haçlıları amcasının birliklerini dağıtmıştır. Kalenin düşmesine engel olan Selahaddin'in birlikleri olmuştur. Selahaddin Eyyubi 1171 yılında Şii Fatimi halifeliğine son vererek Abbasilere bağlılığını ilan etmiştir. Ve Sünniliğe geçildiğini söylemiştir ve Mısır'ın tek yöneticisi Selahaddin Eyyubi olmuştur. Selahaddin Eyyubi hayatı boyunca Nureddin Mahmud Zengi'ye bağlı kalmıştır. 1174 yılında Mahmud Zengi vefat etmiştir. Selahaddin Eyyubi onun dul eşiyle evlenmiştir. Nureddin vefat ettikten sonra yerine geçen oğlu İsmail, Selahaddin'i tanımadı ve işbirliğine de yanaşmadı. Selahaddin Eyyubi 1177 yılında Montgisart Muharebesi'nde Kral Baudin'e yenilmiştir. 1186 yılına kadar Suriye, Mezopotamya, Filistin, Mısır ve İslam dünyasını birleştirmeye çalıştı ve İslam birliğini tekrar kurdu. Zamanla sahtekarlıktan, ahlaksızlıktan ve gaddarlıktan uzak biri olarak ünlendi. Cömert, erdemli ve kararlı bir hükümdar olarak tanındı. Müslümanların birbirlerindeki iç çekişmelerinden dolayı bir türlü başarılı olmamalarının sebeplerini ortalıktan kaldırdı, maddi ve manevi olarak İslam dünyasını güçlendirdi. Selahaddin Eyyubi yeni gelişmiş askeri teknikler kullanmak yerine çok sayıdaki düzensiz kuvveti bir araya getirerek büyük bir güç elde etmiştir. 1187 yılında tüm gücüyle Latin Haçlı ordularına saldırmıştır. Bu arada iyi bir insan olan Kudüs kralı da ölmüştür. Yerine zalim olan Lüzünyalı Gay ismindeki bir kral geçmiştir. Selahaddin Eyyubi Kudüs kralını ve ordusunu Kuzey Filistin'deki Tayberiye yakınlarındaki Hittin'e kadar getirmeyi başardı. Hittin kuyularıyla ünlü olan bir yerdi. Selahaddin önceden buraları tutmuştu. Kudüslülere bir damla su bırakmadı. Haçlı ordusu günlerce süren yürüyüşten dolayı bitmiş ve tükenmiş olarak Selahaddin Eyyubi'nin güçleriyle karşılaştı. Selahaddin Eyyubi kuyuların başını çoktan tutmuştu.
Selahaddin Eyyubi, Hittin Muharebesi'nde Lüzinyalı Gay Komutası'ndaki Haçlı ordusunu yenmeyi başarmıştır. Haçlıların verdiği kayıpların büyüklüğünden dolayı Müslümanlar neredeyse Kudüs Krallığı'nın tamamını ele geçirmişlerdi. Selahaddin Eyyubi, Haçlılara en büyük darbesini 88 yıl Franklerin elinde kalan Kudüs'ü alarak 1187 yılında vurmuştur. Selahaddin Eyyubi öyle büyük bir insan, öyle büyük bir komutandı ki Kudüs'ü ele geçirdikten sonra oradaki Haçlıların, Hristiyanların, Yahudilerin ve bütün inançlara sahip olan insanların inançlarını özgürce yaşayacağını vaat etti. Selahaddin Eyyubi'yi biraz daha yakından tanımak isterseniz Hollywood yapımı olan Cennetin Krallığı filmini izlemenizi tavsiye ederim. Muhteşem bir şekilde canlandırılmıştır. Onu da Arap asıllı Hasan Mesut oynamıştır. Yani Hollywood bizim komutanımızı bize tanıtmıştır. Bizim İslam dünyasındaki sahtekar sinemacılara da selam olsun. Lafa geldi mi Selahaddin Eyyubi bizim komutanımız ama onu en güzel şekilde canlandıran, en iyi şekilde bize tanıtan Hollywood sineması olmuştur. Yani her zaman olduğu gibi o beğenmediğimiz Hristiyan ve Yahudi olan Hollywoodlular Selahaddin Eyyubi'yi bize en güzel şekilde, en mükemmel bir şekilde o filmde canlandırmışlardır. Yani her zaman olduğu gibi bizim peygamberimizin de hayatını bize anlatan Hollywood sineması olmuştur. Hollywood sinemasındaki yönetmen tabii ki Mustafa Akat'tır. Ama Mustafa Akat'ı da ne yaptılar biliyor musunuz? Ürdün'de bir otelde bombalandı, adam hayatını kaybetti. O kadar yetenekli bir şahsiyet. O kadar bizim peygamberimizin hayatını anlatmaya çalışılan filmler yapıldı İslam dünyasında. Çağrı filminin yanından bile geçecek bir tane film yapılamadı. Ve Mustafa Akat'ı da o otelini bombalayan Müslümanlardı sözüm ona. Bizim sinemacılara selam olmasın. Selahaddin'in başarısına gölge düşüren tek olay ise Sur'un ele geçirilmemiş olmasıydı. Savaştan sağ olarak çıkan dağınık Hristiyanlar Sur'da Latin karşı saldırısının gücünü oluşturmuşlardı. Kudüs'ün düşmesiyle derinden sarsılan Batılılar 3. Haçlı Seferi'ni yapmak için çağrıda bulundular. 3. Haçlı Seferi çok sayıda ünlü soylu, şövalye ve onun yanı sıra 3 ülkenin krallığında savaş alanına çekmiştir. 3. Haçlı Seferi çok uzun ve tüketici oldu. İngiltere'de 1. Richard yani aslan yürekli Richard hiçbir sonuca ulaşamadı. Aslan yürekli Richard savaştan hiçbir sonuç alamayınca 1192 yılında dönüş için yelken açtı ve savaş sona erdi. Selahaddin Eyyubi henüz 56 yaşındayken 1193 yılında vefat etmiştir. Suriye Şam'da ölmüştür kendisi. Emevi Camii'nde de defin işlemi yapılmıştır. Selahaddin Eyyubi çok iyi bir insan, çok büyük bir Müslüman, gerçekten çok büyük bir komutandı. Selahaddin Eyyubi'ye Batılılar da sonsuz saygı duymuşlardı. Selahaddin Eyyubi'ye selam olsun, ruhu şad olsun, Allah rahmet eylesin. Hoşça kalın dostlarım.